Merhaba arkadaşlar, ben İbrahim Aytimur. Bu eğitim videomuzda Kotlin programlama diliyle uygulama geliştirirken bir yandan da Android Studio programında materyal dizayn nasıl yapılır onu öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk önce nasıl bir uygulama geliştireceğimize bakalım. Adımı göster şeklinde bir uygulama geliştireceğiz. Bunun içerisinde bir tane EditText, bir tane buton ve bir tane de TextView mevcut. Buradaki Edit Text'in içerisine adımızı ve soyadımızı yazdıktan sonra alt tarafta bulunan butona tıkladığımız zaman hemen altındaki TextView nesnemin içerisinde benim adım görüntülenecek. Edit Text'imin içerisine adımı ve soyadımı yazıyorum. Daha sonra adımı göster butonuna tıklayınca alt taraftaki TextView nesnemin içerisinde benim adım görüntülenmiş oluyor. Biz uygulamamızın bu kod satırlarını yazarken aynı zamanda uygulamamıza materyal dizayn uyguladık. Ekranda da görmüş olduğunuz gibi yukarıdaki temamın renkleri, buradaki butonumun rengi ve aynı zamanda alt taraftaki yazımın rengi birbiriyle uyum içerisinde. Şimdi hazırsanız bu uygulamamızı baştan tasarlayalım yeni bir proje açarak başlayalım. Projemiz için boş bir aktivite seçiyoruz. Daha sonra yukarıda projemize bir isim veriyoruz. Adımı göster şeklinde değiştirdim. Buradaki ayarları size daha önce anlatmıştım. Bu uygulama geliştirirken Kotlin programlama dilini kullanacağız. Ve uygulamamız için minimum API olarak Android 7.0'ı seçiyorum. Finish diyerek projemi başlatıyorum. Projemin dosyaları başarılı bir şekilde yapılandırıldı. Şimdi hazırsanız uygulamamızın ilk aşaması olan tasarım aşamasıyla başlayalım. Bunun için yukarıdaki activity main dosyamızı açıyoruz. Buradaki çalışma alanımızı ilk önce büyütelim. Bunun için aşağıdaki paneli aşağı doğru sürükliyorum. Buradaki panelleri de biraz sola doğru sürüklüyorum. Buradaki çalışma alanım büyümüş oluyor. Sayfam ilk açıldığı anda görmüş olduğunuz gibi ekranda Hello World şeklinde bir tane textview nesnemiz mevcut. İlkin bunu silelim, temiz bir sayfa ile başlayalım. Bunun için component tree panelinden üzerinde sağ tık yaptığımız zaman delete diyerek bu nesnemi silmiş oluyoruz. Yine component tree paneline baktığımız zaman alt tarafta bir tane constraint layout mevcut. Bu layout'un ne olduğuna bakalım. Bu constraint layout karmaşık tasarımları birbirine bağımlı layout'lar olmadan kolay bir şekilde tasarlamamıza imkan sağlar. Buraya eklemiş olduğumuz görsel nesnelerimizi birbirine bağlayarak sayfa içerisinde bir düzen içerisinde durmalarını sağlar. Biz uygulamamızı geliştirirken kullanacağımız görsel nesneleri buraya ekleyeceğiz. Buraya eklediğimiz zaman buradaki constraint layout'un kendine has özellikleri mevcuttur buraya eklemiş olduğumuz nesneleri birbirine bağlayarak buradaki sayfamın dışarı kısmına taşmasını ve içerisinde bir düzensizlik oluşmasını engeller. Yine yukarıdaki araçlar paneline baktığımız zaman buradaki layout bölümünde constraint layout gibi birçok layout'un da mevcut olduğunu görüyoruz. Biz bu uygulamamızda constraint layout kullanacağız. Bir sonraki uygulamalarımızda ise buradaki layout'ları kullanarak bunları da öğrenmiş olacağız. Şimdi tasarım sayfamıza geri dönelim. Uygulamamızda bir tane Edit Text'e bir tane Text View ve bir tane de butona ihtiyacımız vardı. Bunun için Text bölümüne geliyoruz. Bakın burada Text View ve Plain Text mevcut. Edit Text ile Plain Text aynı. Sadece burada ismi farklı. Şimdi uygulamamızda kullanacağımız araçları buradaki sayfaya ekleyelim. İlkin bir tane Plain Text sürükle bırak yapıyorum. Daha sonra bir tane butona ihtiyacımız olacak. Bunun için buton bölümünden buradan bir tane buton seçiyorum. Buraya sürükle bırak yapıyorum. Daha sonra text bölümünden bir tane text view seçiyoruz. Adımızı görüntüleyebilmek için text view seçiyorum ve ekranıma rastgele sürükle bırak yapıyorum. Bunları tasarım sayfama ekledikten sonra component tree paneline baktığımız zaman burada hemen hepsinin önünde bir tane ünlem işareti çıktı. Bu şu demek arkadaşlar? Siz diyor nesnelerinizi diyor buraya eklediniz ama diyor hiçbirine diyor ayar vermediniz diyor. Eğer bunlara diyor ayar vermezseniz programınız ilk çalıştığı anda bunlar burası yerine şuradaki sıfıra sıfır noktasında görüntülenecek diyor. Bu da Constraint Layout'un özelliği. Yani bir ayar vermemiz lazım. Buradaki nesneleri ya sayfaların dış kısımlarına ya da birbirlerine bağlamak lazım. İlk önce nasıl göründüklerine bakalım. Bunun için RAM bölümünden daha önce oluşturmuş olduğum Nexus 6P emülatörünü seçiyorum ve çalıştırıyorum. Uygulamamız çalıştığında görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar buradaki tasarım sayfama eklemiş olduğum nesnelerin hepsi yukarıda 0'a 0 noktasında konumlanmış durumda. Halbuki tasarım sayfamda böyle durmuyorlar. Şimdi bunun önüne nasıl geçeriz ona bakalım. Buradaki Edit Text'in üzerine geldiğim zaman şurada görmüş olduğunuz gibi solda sağda ve ortalarda yuvarlakları mevcut. Bu yuvarların üzerine geldiğim zaman arkadaşlar dikkat ettiyseniz yeşil yanıyor. Yeşil yandığı zaman mouse'un sol tuşuna basılı tutarak yukarı doğru bağlıyorum. Daha sonra çok yukarı gittiyse tekrardan üzerine geliyoruz. Mouse'un sol tuşuna basılı tutarak aşağı doğru bırakarak istediğimiz konumda bunu ayarlamış oluyoruz. Şimdi bu nesnemizi biz yukarıya bağladık. Yani program ilk çalıştığı anda artık yukarıdaki yerini buradaki yerinden sabit tutacak. Bir de bu nesnemizi şuradan sağa ve sola bağlayalım. Yeşil yandığı zaman mouse'un sol tuşuna basılı tutarak sola bağlamış oluyor. Tekrardan sağa bağlamış oluyor. Bu nesnem programı ilk çalıştırdığım zaman artık burada kalacak. Diğerlerine de ayar vermediğimiz sürece onlar yine burada sıfıra sıfır noktasında görüntülenmeye devam edecek. Şimdi biz bu edit text'imize ayar verdikten sonra biz bunu kendimize referans alacağız. Buradaki diğer nesnelerimizi buraya bağlayacağız. Şimdi buton üzerine geliyorum. Yeşil yandığı zaman yukarıdaki nesneme bağlamış oluyorum. Tekrardan aşağı doğru çekiyorum. Dikkat ettiyseniz orta kısmını yukarıdaki edit text'in orta kısmına bağladım. İstersem şu köşelerini şunun köşesine bağlayabilirim şu şekilde yeşil yandığı zaman bırakıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi buradaki butonumu soldan sağdan buradaki nesneme bağladım. Ben buradaki nesnemi yani şu edit teksimi sola ya da sağ hareket ettirdiğim zaman aşağıdaki buton da bununla beraber hareket edecektir. Çünkü buradaki butonu buna bağımlı hale getirdi. Şimdi alt tarafta bulunan text view nesnemizi de buradaki butona bağlayalım. Bunun için biraz yukarı alıyorum. Hatta buradaki text view nesnemizi biraz büyütelim. Küçük duruyor. Bunun için hemen şuradaki çapraz kısma geldiğimiz zaman mouse'un sol tuşunu basılı tutarak büyütebiliriz şöyle. Daha sonra şuradaki text view'nin orta kısmına geliyorum. Yeşil yandığı zaman mouse'un sol tuşuna basılı tutuyorum. Yukarıdaki butonuma bağlamış oluyorum. Tekrardan aşağı doğru sürükle bırak yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şuradaki text view nesnemin orta kısmını artık buraya bağladım. Yani buradaki butona bağımlı hale getirdi. Daha sonra şuradaki sağ ve sol kısım buradaki dış çerçeveye göre konumlandırılmış. Biz istersek bunları şuraya bağlayabiliriz. Bunun için arkadaşlar bunları nasıl iptal ederiz onu size göstereyim. Bakın bağlantı kurduğumuz yerin üzerine geldiğimiz zaman kırmızı yanıyor. Bir kere basarsanız bu bağlantıyı iptal etmiş olursunuz. Aynısı sol taraf için de geçerli. Bir kere bastığım zaman aradaki bağlantıyı iptal etmiş oluyor arkadaşlar. Şöyle. Daha sonra ben istersem bunun sağ ve sol taraflarını yukarıdaki butonun sağ ve soluna bağlayabilirim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bağladım. Şimdi uygulamamızı tekrardan çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada nesnelerimi nasıl konumlandırdıysam uygulamam çalıştığı zaman da aynı şekilde durmuş oluyorlar. Şimdi tasarım sayfamıza geri dönelim. Biz bu mobil uygulamamızı geliştirirken Constraint Layout kullandık. Bunun birkaç tane özelliği var yukarıda arkadaşlar. Şimdi bunları hızlı bir şekilde göz atalım. İlk seçeneğe baktığımız zaman Dizayn kısmını seçersek arkadaşlar burada görsel nesnelerimi ya da araçlarımı eklediğim beyaz sayfa geliyor. Eğer Blueprint'i seçersek eklemiş olduğumuz görsel nesnelerin ya da araçların hatlarını daha ayrıntılı görebileceğim bir mavi ekran geliyor. Bunun yerine Design ve Blueprint dersek hem beyaz sayfam hem de mavi sayfam ikisi de aynı anda açılmış oluyor. Biz tasarım yaparken genelde bu ikiliyi beraber kullanmayı seviyoruz. Hemen yan tarafına baktığımız zaman telefon seçeneğine tıkladığımız zaman biz bu mobil uygulama geliştirirken telefonumuzu dikey konumda tutmuşuz. Eğer bu telefonumuz için landscape dersek yatay konuma getirir. Burada eklemiş olduğumuz araçların nasıl göründüğünü buradan bakabilir, değiştirebiliriz. Biz bunu tekrardan dikey yapalım. Yan tarafına baktığımızda ise biz burada mobil uygulama için görsel arayüz tasarlarken 5.0 inçlik bir ekran kullanıyoruz. Siz isterseniz burada tablet boyutu olan 10.1 seçerek daha büyük bir tasarım sayfasında çalışabilirsiniz. Dikkat ettiğiniz gibi tasarım sayfam şu an büyüdü, buradaki görsel nesnelerim de tam tersi küçülmüş oldu. Ona göre de ayar yapabilirsiniz. Biz burada 5.0'ı seçerek devam edelim arkadaşlar. İstersek buradaki tasarım sayfamı da şu üst taraftaki zoom kısmına tıklayarak biraz büyütebiliriz. Tam tersi de küçültebilirsiniz. Hemen yan tarafında bulunan diğer seçeneğe tıklarsanız ekranıma fit olacak şekilde bunları yerleştirir. Biz birazcık daha büyüterek devam edelim arkadaşlar. Hemen alt tarafındaki göz simgesine tıkladığımız zaman buradaki constrader ilgili görsel ayarlar yapabildiğimiz bir bölüm açılıyor. Buradaki ilk seçenek olan Show All Constraints dersek arkadaşlar, buraya eklemiş olduğumuz görsel nesnelerimizin bağlantılarını buradaki mavi sayfa üzerinde daha ayrıntılı bir şekilde görebiliyoruz. Bu bağlantıları gördüğümüz zaman hemen buradaki beyaz sayfa üzerinde hızlı bir şekilde bağlantılarını koparabilir, tekrardan bağlantı oluşturabiliriz. Şimdi biz bunu iptal edelim ki diğer seçenekleri daha ayrıntılı anlayabilmek için Hemen sağ tarafında Auto Connect diye bir seçeneğimiz var. Eğer bu aktif olduğu zaman buradan bir tane araç sürükle bırak yaptığımız zaman buradaki ekranımıza hızlı bir şekilde bağlantı vermeye yarıyor arkadaşlar. Eğer siz bunu pasif yaparsanız buradan tutup şuraya bıraktığınız zaman görmüş olduğunuz gibi hiçbir yere bağlantı vermemiş oluyor. Ctrl Z ile işlemimizi geri alalım ve tekrardan bunu aktif hale getirelim. Yan tarafında ise arkadaşlar bu görsel nesnelerime marjin vermeye yarıyor. Biz bunu ileride daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Sağ tarafına geçtiğimiz zaman Clear All Constraint diye bir seçenek var. Yani eğer buradaki seçeneği tıklarsak bu görsel nesnelerime verdiğim bağlantıların hepsini sıfırlar. Deneyelim. Bakın denemeden önce şöyle yapalım. İlk önce şuradaki göz bölümünden bütün bağlantıları burada gösterelim. Daha sonra şu simgeme tıklayalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar mavi ekranda bütün bağlantılarımı iptal etmiş oldu. Ctrl-Z ile geri alıyorum. Tekrardan üzerine bastığım zaman bütün bağlantıları yok ediyor. Hemen yan tarafındaki diğer seçenek ise tam tersi buradaki görsel nesnelerimi hızlı bir şekilde bağlantı vermeye yarıyor. Hemen üzerine tıklayalım. Bak mavi ekranda da görmüş olduğunuz gibi hızlı bir şekilde kendince bir mantık uydurarak bağlantı vermeye çalıştı. Bu bazen düzgün çalışıyor bazen düzgün çalışmıyor. Bunun için en sağlıklısı bunu iptal edip sizin kendi bağlantı vermeniz. Ctrl Z ile bu işlemi geri alıyorum arkadaşlar. Eski haline geri çevirmiş oluyor.